Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya şeyh-i sultanü'l-evliya. Hadis ya Mevlana. Ahmed Ali. el medet. Evet, oruç bahsindeyiz. Kefaretle ilgili meselelerden biraz bahsettik. Şimdi bugün oruç tutan kimse sefere çıktığında nasıl olur durumu? Birazcık bunlardan, birazcık orucu bozan bazı şeylerden bahsedeceğiz. Ve orucun 11 faydasını anlatacağız inşallah. Diyor ki, ve dahi bir kimse müddeti sefere niyet etmek sizin orucun yese, ba'dahu sefere niyet etse, gitse hem kaza ve hem kefaret lazım gelir. Şimdi sefere giden, yolculuğa giden kimsenin oruç tutmamaya izni var ya, niyet etmiyor sefere yolculuğa normal orucunu bilerek kasten bozuyor. Sonra ben sefere çıkayım. Sefere seferde nasıl olsa oruç yok. Günle gün kaza ederim döndükten sonra. Böyle bir uyanıklık yapamaz. Baştan sefere niyet edecek, yolculuğa niyet edecek. Ondan sonra yemek içmek yaparsa sadece kazayla döndükten sonra işi kurtarır. Ama bu şekilde sefere yolculuğa niyet etmemiş direkt yiyor, içiyor orucunu kasten bozuyor. Ondan sonra sefere gideyim. Seferden nasıl olsa oruç tutmamaya izin var. Döndüm bir günle gün kaza yaparım. Böyle bir şey yok. Bu kimse hem kaza hem kefaret yapar diyor. Ve dahi bir kimse Ramazan'da sefere niyet etse, orucun yese, ba'dahu sefere gitmese kaza lazım olur, kefaret lazım olmaz. Velakin akşama kadar yemek haramdır. Sonra günle gün olarak kaza tutar. Tam tersi sefere niyet ettin, Sefere niyet ettiğin için, yolculuğa niyet ettiğin için yedin içtin. Serbest çünkü izin var yani müsaade var. Ondan sonra bir mani oldu gidemedin. Ondan sonra bu kişi ne yapacak? Kefaret tutacak mı? Hayır. Günle gün kaza etmesi yeterlidir. Vedahi <laughs> bir kimse sefere niyet sizin orucun yese, ba'dahu cebren sefere sürseler ihtilaflıdır. Asah olan hem kaza ve hem kefaret lazım olur. Bir kimse sefere niyet etmediği halde orucunu kasten bozuyor. Ondan sonra zorla sürüldü. Bu da kurtarır mı? Yani kefaretten kurtarır mı? Günle gün kaza eder mi? Burada ihtilaf var diyor. En sahi olan hem kaza hem de kefareti tutacak demiş. Evet. Vedahî bir kimse Ramazan'da 26 gün yahut eksik yahut evet. ziyade. Elhasıl bütün Ramazan olmaksızın mecnun olsa. Yani aklı başından gitse, delirse. Ba'dahu ifakat bulsa. 27 gün aklı başından gitti, 28. gün aklı başına geri geldi ol geçmiş günleri kaza eder. Eğer Ramazan'ın evvelinden ahirine kadar hiç ifakat bulmayıp cunuunu müstemir olursa ol Ramazan orucu sakıt olur. Ramazan'dan bir gün önce Şaban'ın son günü akıl baştan gitti, delirdi, mecnun oldu. Ramazan'ın sonunda bayramın birinci günü, ikinci günü aklı başına geldi. Ne olur? Ramazan'ı kaza etmesi gerekir mi? Hayır. Ramazan'ın başından sonuna kadar Mecnun olduğu için, aklı başından gittiği için sorumluluk ondan kaldırılmıştır. Kaza etmesine gerek yok diyor. Ama 26-27 gün dediğimiz gibi Mecnun oldu. Ama sonra bir gün, 28. gün, 29. gün ayıldı. Oruç tutmaya devam etti. Geçmiş günleri de kaza edecek diyor. Hüküm bu şekilde. Ve dahi bir kimse sehven yese yahut sehven cima etse fasit olmaz. Eğer savmı fasit olur zannedip yese kaza lazım olur, kefaret lazım olmaz. Eğer savmı bozulmadığını bilip yese hem kaza ve hem kefaret lazım olur. Bir kimse yemek ve içmeyi tamam mı orucu bozan şeyleri unutarak yapsa bu kimsenin yemesi içmesi bozulmaz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya bir kimse unutarak yer içerse onu Allah yedirmiş içirmiştir. Orucunu tamamlasın orucunu bozulmaz orucunu tamamlasın diyor. Dolayısıyla tamamlayacak. Ama orucum bozuldu benim zannedip yeme içmeye devam etse o gün içerisinde günde gün kaza eder. Ama orucu bozulmadığını bilerek yeme içmeye devam etse yani unutarak yemek içmek orucu bozmuyor bunu biliyor. Ama ben bir sefer yedim diyerek yemeğe devam etse bu sefer hem kaza hem kefaret kendisine lazım gelir. Ve dahi bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese boyasını yutsa. Yahut bir aher kimsenin yani bir başka kimsenin tükürüğünü yutsa yahut kendi tükürüğünü dışarı çıkarıp yutsa yahut dişinin arasında olan taamı yiyeceği yutsa nohuttan ziyade olduğu takdirce bu suretlerin cümlesinde ancak kaza lazım olur suret-i ahirede ihtilaflıdır asah olan bozar ağzından dışarı ne çıkarırsan çıkar tekrar yeri yuttun mu orucu bozuyor. Velhasıl derisini bir başkasının tükürünü veya kendi tükürünü dışarı çıkarıp içeri tekrar alsa bozar. Dişinin arasında kalanlar bozar mı? Nohut tanesinden küçük ise yani pişmemiş nohut tanesinden küçük ise bozmaz. Ama büyük ise bozar demişler. Ve dahi bir kimse avuç miktarı tuz yese savımı bozar lakin yalnız kaza lazım olur. Ama azıcık yese orucu fasit olur. Tuz bir avuç yesen de diyor kefaret gerekmez ki zaten insan yiyemez. Yiyecek değildir. Yani o şekilde insan iştahla, şevkle onu yiyecek değildir yani. Kaza lazım gelir bir avuç tuz yese. Az bir şey yese orucu bozulmaz mı peki? Hayır. Az bir şey yese de orucu bozulur. Tekrar kaza edecek. Eşbahta mezkurdur demiş. Hanefi Fıkıh kitaplarından İbn-i Nüceybin el-Eşbah ve nezar isimli kitabında bu şekilde gelmiş. Bir kimse hizmeti işlemek ile bunalsa, ikindiden sonra savmiyese yese hem kaza ve hem kefaret lazım olur. Bir er kişi, erkek çok iş yükünden ötürü artık bunalsa, dayanamayacak hale gelse, özellikle ikindi namazından sonra orucu bozsa, kaza ederek kurtaramaz, hem kaza hem kefaret lazım gelir. Ama bir avrat yani bir kadın veya bir cariye veya bir kadın köle, şu an günümüzde kalmadı ama eskisi için konuşuyor bu hükümleri. Bunalsa yani iş yükünden ötürü çok sıkıntı çekse, yese, orucunu bozsa ancak kaza lazım olur. Eğer hizmet işlemese erkeği yahut mevlası yani kadının kocası veya da cariyenin efendisi dövecek ise hizmeti işlemediği için o da çok bunaldı, düşecek, bayılacak. Ondan korkudan yedi. Bu kimse sadece kaza yapar buna kefaret gerekmez demiş. Ve dahi bir kimse susam tanesini yalnız çiğnese sağmı fasit olmaz. Ama yutsa çiğnesun çiğnemesun her halde sağmı fasit olur. Kaza lazım olur. Susam tanesinde bir ayrıcalık yapmış. Aldığın çiğnedin dışarı çıkardın orucunu bozmaz diyor. Ama çiğne ya da çiğneme bir susam tanesini daha yutsan orucunu bozar. Ve dahi oruç 15 nevidir. Orucun 15 çeşidi vardır. 3'ü farz oruç. 3'ü vacip beşi haram, dördü sünnet oruçlar. Farz olan Ramazan, kaza, kefaret bu üçü farzdır. Ramazan orucunu tutmak farzdır. Ramazan'da kasten yeni kefaret gerektirdi. O kefareti tutmak farzdır. Ve kaza orucu tutmak farzdır. Vacip olan nezri muayyen, nezri mutlak ve nafileyi geri çevirmek. Bu üçü vacip. Nezri muayyen, nezri mutlak. Bunları bahsettik geçtiğimiz derslerde. Günü belirlenmiş adak yani benim şu işim olursa ben perşembe günü, çarşamba günü böyle gün belirleyerek ayın 14'ü, 15'inde oruç tutacağım dedin. Bu nezri muayen oluyor. Gün belirlemeden adak yaptın falanca gün oruç tutacağım dedin. Bu nezri mutlak oluyor. Bunu tutmak vacip. Bu adak oruçlarını tutmak vacip. Bir de nafile oruç tutuyordun. Bir misafirin geldi. Onun gönlü incinmesin diye onunla beraber sen de orucunu bozdun o nafile artık sana vacibe dönüşür. Onu tekrar tutman vaciptir diyor. Haram olan oruçlar ise Ramazan bayramında bir gün, kurban bayramında dört gün, yılda beş gün oruç tutmak da haramdır. 365 günün beş günü oruç tutmak haram. O günler hangileri? Ramazan bayramının birinci günü ve teşrik tekbirleri günleri. Dört gün boyunca toplamda beş gün oruç tutmak haram. Sünnet olan Eyyami Bils oruçları ki her ayın 13, 14, 15'inde tutulan, her ayın ortasında tutulan oruçlar. Ve Savmu Davud, Davud Aleyhisselam'ın orucu ki bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. En zor oruçlardan bir tanesidir. Şimdi bir insan 365 gün oruç tutsa kolay gelir onun vücuduna artık bir zaman sonra alışır ama Davud Aleyhisselam gibi bir gün yiyip bir gün oruç tutması çok zordur, çok faziletlidir. Bu da sünnettir. Ve düşenbe ve pençembe yani pazartesi ve perşembe oruçları peygamberimizin yine e, sünnet kılmış olduğu bu oruçlar. Ve yevme aşura, aşura gün orucu. Ve yevme arefe emsali, arefe günleri gibi. Eyyam-ı mübarekede, mübarek günlerde oruç tutmakta sünnettir. Ve dahi oruç tutmanın on bir faidesi vardır. Evveli cehenneme kalkan olur. İkinci sair ibadeti kabul olur. Oruç tuttuğu için diğer ibadetlerini de Rabbimiz kabul eder. Üçüncü bedeninin zikri olur. Oruç Lu geçirdiği her saatinde bedeni adeta zikretmiş gibi yazılır. Dördüncü, kibri kırar. İnsanın büyüklenmek, kibir özelliğini kırar. Beşinci, ucbu kırar. Kendini beğenme gibi kötü bir özelliği ondan kırar. Altıncı, huşru ziyade eder. Yedinci, sevabı mizanı doldurur. 8. Allahu Teala ol kulundan razı ve hoşnut olur. En büyük faydası. Dokuzuncu, iman ile vefat ederse cennete erken dahil olur. Oruç tutma hasletini kendisine adet edinmiş, ahlak edinmiş kişi iman ile göçlü vakitinde cennete erken girenlerden olur diyor. 10. kalbi nurlanır. 11. aklı nurlanır. Orucun 11 faydasını Mızraklı İlmani Musanefi böyle saymış. Rabbimiz Celle Celaluhu hakkını vererek oruçlarımızı tutup bu faydelerden istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan şu mübarek Ramazan'ı hakkıyla değerlendirip Arefe gecesinde affettiği kullar zümresine girmeyi cümlemize Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ve minallahi tevfik bi hurmetil habib bi hurmetil fatiha.